Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir tane havlu kenarını göstereyim. Şu son tor kısmını nasıl yapıyorum onu da göstereceğim. Orta kısmının başlamasını, yan kısımları ve şu dilimleri nasıl yaptığını tek tek kanalımda videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Havlu kenarı dantel olarak geçiyor. Çeyizlik dantel. Oradan istediğiniz şekilde aşama aşama hepsini izleyebilirsiniz. Son olarak şu üst kısımda kalan iki sıra torumuzu göstereceğim. Bunu yapma sebebimiz havluya daha kolay, rahat bir şekilde dikebilmemiz için. Şu filketeyi ön kısma koyma sebebim burası ön kısmı. Aslında arka kısmı olan yer belli oluyor ama iki tarafı da neredeyse aynı olduğu için ben belli olsun diye bu filkete kısmı ön tarafı havlunun, o yüzden dikişi bitene kadar, havluya da geçene kadar böyle çıkarmayacağım, duracak. Normalde şu kenarlar 5 halkadan. Orta kısım arkadaşlar şurası 9 tane halkadan. Bu yan kısmı ise 13 halkadan. Geri kenarları ise 5. Ve burada 6 sıra olacak şekilde yapıyorsunuz. Böyle yaptığımız bir havlu kenarımız. Çok da sevildi, çok da beğenildi. Bu ütülenmiş hali tabii yaptım. Şu ütülenmemiş hali ütülemeden ben yapıyorum. Şu kenarları da yaptıktan sonra. Aslında bazen de ütüleyip sonradan da şu üst tor kısmını yapan da oluyor. Ama ben genellikle el alışkanlığı olduğu için direkt hemen yapıp hepsini birden ütülemeyi daha çok seviyorum. Normal ütülerken de buharlı ütülüyle yavaş yavaş şöyle çeke çeke yaparak ütülediğiniz bir ütü kısmı. Kullandığım ipler ikisi de kırmızı da beyaz da leylak ipi olarak kullanın. Biliyorsunuz halkalar ise paket şeklinde satılıyor. 1,5 TL'ye bütün malzemeleri ben tuhafiyeden aldım. Başlarken arkadaşlar şu kenarlara biraz boşluk bırakıyoruz tabii ki. Şu kısmı ben başlarken 6 ama biten kısma neredeyse 3 tane 3 ve 4 olarak geldi. Sadece başlarken şu başlama yeri halkasına 2 kere şöyle göstereyim. 2 kere birleştirmişim ama diğer halkaları şöyle tek tek birleştirdim. 2-2 de birleştire birleştire tora gidebilirsiniz ama orta kısımları tek birleştirdim. Çok gelmesin diye torunun sadece baş kısımlarında olan kısımları 2 kere iki kısımdan tohumlarını birleştirdim. Şimdi yapma işlemine gelelim. Hemen göstereyim. Alıyorum ipimi. Havlumu. Kenarından başlayacağım. Şöyle her başlama kısmını arkadaşlar şu başladığım yere 20 zincir. Her biri orta kısmı ise 23 zincir çeke çeke yaptım. Alıyorum ipimi. İlk olarak şöyle 20 tane zincir çekeceğim. Tabii detay çıkarmasam. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane böyle başlama kısmımız olan yeri çektim zincirini. Daha sonra geliyorum. Şu kısım, kırmızı kalan kısmımız üst tarafı. Şurası alt tarafı birleştirirken şaşırmayın arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Hemen başlama kısmının olan yerde. Burada ise arkadaşlar tohumlarımı sayıyorum. Şu kenarlarda tohum kısımları var. Burada ben genellikle her zaman 5. olanı tam ortalıyorsunuz. Mesela şu kalan halka 10 tane ise ortadaki 5'i hemen tığınızı geçiriyorsunuz. Getiriyorum hemen. Şöyle tekrar bir sayayım ben. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 5.'ye tam yapacağım. Ama ben hem 6 hem 5'i 2 kere yapacağım. Yani buradan saydığımda şu 6 ve 5 olan kenarı 2 kere dolum yapacağım. Birleştirirken. Şöyle ipsiz olarak aldım. Getirdim. Sadece birleştirirken diğer tohuma geçerken 2 zincir çekiyorum. İpsiz bir şekilde tekrar aynı şekilde alıyorum. Burayı birleştirdim. Şimdi bu iki ara kısımda şu uçlarda kalanlarıyla birleştiriyoruz. Yani şu kısımlarımız oluyor. Oraya da 23 zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra yine geliyorum. Aynı şekilde kalan tohumlarınızın baş kısımlarını mutlaka saymayı unutmayın. Tam ortalı olması için. Geliyorum hemen 5.'ye tohumumuzun 5.'sine ipsiz olacak şekilde
İpimi geçiriyorum. Yaptım. Yani şu zincirde taban kısmını yapıyorum her bir aralıkta. Tekrar 23 tane zincir çekiyorum. Her bir aralığa 23 çektim çünkü daha rahat oluyor. Tabii yaparken biraz sık sık yapalım. Ben bol zinciri sevmiyorum. Kutu yaparken bol olmasın. Üç zincirimi tekrar çektim. Aynı şekilde tohum kısımlarımı sayıyorum. Beşinci tohumun baş kısmına ipsiz olacak şekilde geliyorum. Tığımı geçirtip hemen kapatıyorum. Böyle devam ederek aynı şekilde yapacağım. Ta ki şu orta kısma geldim. Buraya ise 25 tane çektim arkadaşlar. Siz kendi yaptığınız elinize göre değişebilir. 30'a kadar zincirde çekebilirsiniz. Şu orta kısmı biraz geniş durduğu için diğerlerine göre. O yüzden orada 30-25 arası değişebilir. Tekrar ben biraz gösterirken bol çekiyorum. O yüzden şöyle sıkı sıkı çekeyim. Çünkü üstüne şöyle kutu yaptık mı alt kısmı tabanı kısmı bol durmasın diye. Daha sonra geliyorum yine aynı şekilde bakıyorum. Beşinci tohumun baş kısmına geliyorum. İpsiz olacak şekilde kapatıp aynı bunu arkadaşlar şuraya gelene kadar havlumuzu devam ediyoruz. Ta ki oraya geldik diye farz edelim. Hemen sonra oraya geldik bitirdikten sonra üst kısımdaki şu her bir boşluk ara kısma 5 veya 6. Şuralarda 7 benim oldu. 7 kutuya göre değişiyor. Yani kendi elinize göre değişiyor. Hemen 4 zincir çekiyorsunuz. Dönüyorsunuz. Hemen getiriyorsunuz. Zincirinizin aralığında 2 ya da 3 zincir aralık bırakarak şöyle istediğiniz şekilde kutularınızı yapabiliyorsunuz. Biraz sıkı çektiğim için zincire girişim zor oluyor. Geliyorum hemen iç kısmına yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincirimin 3. olan çektiğim zincirin içerisine tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapıp bitiriyorum. Aynı şekilde böyle yaparak devam edeceğiz. İpimi aldım. Zincirin içerisine geçirdim. Ve böyle devam ede ede böyle kutularımızı yapıyoruz. Her bir aralığa isterseniz 6 isterseniz 5 kendi elinize göre değişiyor. Şu aralıkta 7 tane kutu oldu. Üst kutularınızda böyle 2 sıra yapıp ve üst sıra kendinize göre değişiyor. İsterseniz üstüne halkada tekrar geçebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Böyle yaparak devam edeceğiz. Daha sonra ütüleyeceğiz. Havluya geçeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.